Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere son zamanlarda artan enerji ve elektrik maliyetleri yüzünden birçok akvaryist arkadaştan duyduğum bir konu üzerinde bir video yapıyorum. Bu videomun konusu akvaryumda elektrik tasarrufu için ne yapmalıyız? Son elektrik zammı sonucunda birçok akvaryist arkadaş, buna ben de dahil, evlerinde bulunan akvaryumların bazılarını kapatmak zorunda kaldı. Haliyle bu hobiyi yapmak için gönüllü olan bütün arkadaşlar, bu son yapılan elektriğe zam ile masrafları daha nasıl kısarız da bu dönemi atlatırız derdine düştü. Böyle olunca ben de bu konuda bildiklerimi sizinle paylaşma ihtiyacı duydum. Umarım biraz da olsa size bir katkım olur. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Akvaryumlarımızın enerji tüketimini azaltmak için size bazı ipuçları vereceğim. Evlerimizde çalıştırdığımız birçok alet gibi akvaryumlarımız da bir miktar elektrik tüketir. Bir akvaryumu çalıştırmanın gerektirdiği enerji maliyetleri bazı insanlar için oldukça şaşırtıcı gelebilir. Çünkü bir televizyondan ve hatta bir bilgisayardan daha fazla elektrik tüketebilirler. Birçok insanın yaptığı gibi evinde birkaç akvaryumunuz varsa toplam enerji maliyetleri bir buzdolabınınkine eşdeğer olabilir. Tıpkı beyaz eşya veya diğer ev aletleri için yaptığınız gibi akvaryumuz için ekipman satın alırken enerji tasarruflu modelleri seçmek kesinlikle iyi bir fikirdir. Peki akvaryumuz için alınan bu ekipmanlar nelerdir? Tabii ki ilk akla gelen ekipmanın aydınlatma, daha sonra filtreler, ısıtıcılar ve hava pompaları bulunur. Sadece yaklaşık 23 santigrat derecede bir tatlı su balığı akvaryumunu göz önüne alırsak, 40 litre gibi küçük bir akvaryumun toplam tüketimi yılda yaklaşık 150 kWh'tir. Bir 120 litre gibi orta boyuttaki akvaryum yılda 150 ile 200 kWh arasında elektrik tüketirken, 200 litre gibi büyük bir akvaryum yılda 200 ile 400 kW elektrik tüketir. Bu değerler gerekli temel ekipmanlar dikkate alınarak hesaplanır ve yalnızca ortalama olarak verilmiştir. Her birinin nasıl tasarruf edileceğine bir göz atalım. En büyük tüketim toplam faturanın yaklaşık %45'ini oluşturan aydınlatma sistemi için kullanılmaktadır. Genellikle ısıtıcı toplam maliyetin yaklaşık %35'i ile ikinci sırada gelir. Filtreler genellikle kullanılan elektriğin yaklaşık %12'si kadarını kullanırken geri kalan %8'lik kısmı ise hava pompaları ve ekipmanlarıdır. Yine bu veriler ortalama bir akvaryum için geçerlidir. Öncelikle aydınlatma. Aydınlatma, akvaryumda günlük vardiyalı olarak çalışan tek bileşendir. Baktığınız bitki ve balığın türüne göre gün içerisinde 6 ile 12 saat arasında çalıştırılabilir. Ancak aydınlatma giderleri, aydınlatma süresinin yanı sıra kullandığınız ekipmanla da kolaylıkla kontrol edilebilmektedir. Size tavsiyem, tasarruf için akvaryumuzdaki her 5 litre için 1 ila 3 watt enerji yeterli olacak. Örneğin 100 litre için 35 wattlık bir LED ampul akvaryumuz için gerekli ışığı sağlayacaktır. Bu ampulün de maliyeti günde 6 saat çalıştırdığınızda yıllık olarak yaklaşık 76 kW olur. Bunun dışında eğer akvaryumunuzu da güneş gören bir yere koyarsanız daha az akvaryum ışığı açık bırakırsınız ki bu bile size yılda %20 ile 25 bir enerji tasarrufu sağlar. İkinci sırada ısıtma. Bir akvaryumu ısıtmak da pahalı olabilir. Akvaryum ne kadar büyük olursa o kadar fazla ısı gerektirir. Ayrıca akvaryumunuzda tropik bir balık ortamı varsa da genellikle daha yüksek bir su sıcaklığı gerektirir ve bu da tropik olmayan balık akvaryumuna kıyasla ısıtmayı daha pahalı hale getirir. Örneğin 23 santigrat sıcaklıkta ısıtılan 120 litrelik bir akvaryum yaklaşık yılda 110 kWh, 28 derece sıcaklıkta ısıtılan aynı akvaryum bir yılda 440 kWh tüketecektir. Yani 4 katı. 25 litrelik bir akvaryumu 25 wattlık bir ısıtıcıyla en fazla 10-15 dereceye kadar ısıtabiliriz. 50 wattlık ısıtıcı 20 derece, 70 wattlık ısıtıcı 30 dereceye kadar ısıtabilir. Bu yaklaşımdan yola çıkarak tropikal bir akvaryumda 5-10 litre için 25 watt, 25 litre için 75 watt, 25-50 litre için 100 watt, 50 ila 100 litre için 150 watt, 100-200 litre için 200 watt, 200-300 litre için 300 watt ısıtıcı tercih etmeniz gerekir. 300 litre ve üzerinde gerekirse iki uzak noktaya 2 adet 300 watt veya daha güçlü ısıtıcı koymak gerekir. Akvaryumunuzun şekline ve hacmine göre bunu siz belirlemelisiniz. Hedeflenen gücün altında ısıtıcı kullanırsanız cihaz sürekli çalışır. İstenilen dereceye ulaşamayacağından hem canlılarınız hem de faturalarınız bundan olumsuz etkilenir. Üçüncü sırada filtreler. Akvaryumlarımızın en hayati organlarıdır. Akvaryumlar filtreler sayesinde hava alıp verir. Bu yüzden de kapanmaları düşünülemez.
Eğer kapatılırlarsa bir süre sonra akvaryum suyunu temizleyen faydalı bakteriler de ölmeye başlar ki bu bakteriler ölürse akvaryum da ölür. O yüzden de bu ekipmanın akvaryumunuza uygun alıp devamlı çalıştırmak zorundasınız. Bunu nasıl hesaplarız derseniz akvaryum büyüklüğü çarpı 5'tir. Örneğin eğer akvaryumunuz 100 litre ise akvaryumunuza almanız gereken filtre hacmi 500 litre bölü saattir. Örnek vermek gerekirse standart bir 750 litre bölü saatlik yılda 86 kW, 12.500 litre bölü saatlik filtre yılda 285 kW ve son olarak 2.250 litre bölü saatlik bir filtre de yıllık 1.300 kW elektrik harcar. Bu yüzden filtre alırken mutlaka akvaryumuza uygun bir filtre olsun. Dördüncü olarak havalandırma ve kafa motoru. Bu parçalar da akvaryumların olmazsa olmazlarındandır. Ancak gene de eğer akvaryumlarınızda bitki varsa bu motorun hacmi küçültülebilir. Daha kısık modlarda çalıştırılabilir. Ancak gene de kapatılmamalıdır. Kapatılması bazı sakıncalı durumlara yol açacaktır. Özellikle yeni kurulan akvaryumlarda ve kalabalık akvaryumlarda balıkların nefes alması zorlaşacaktır. Gene akvaryumlarda kullanılan kafa motorları da hava motorları gibi devamlı açık tutulması gereken parçalardır. Bunların büyüklüğü de gene elektrik sarfiyatını etkileyecektir. Ancak bu parçalar diğer ekipmanların kullandığı elektrik miktarlarından az sarfiyat yapardır. Bu ekipmanları alırken gene akvaryum büyüklüğünü hesaba katılarak alınmalıdır. Örneğin bir kafa motoru için bu oran 5 ila 7 katıdır. Örnek vermek gerekirse eğer akvaryumunuz 100 litre ise kafa motorunun en az saatte 500 ila 700 litre suyu çevirmesi gerekir. Bu kafa motoru da yaklaşık yılda 43 kW enerji harcar. Hava motoru hesaplanırken de 40 ila 80 litre bir akvaryum için 0.6 litre bölü dakika, 80 ila 120 litre için 1.36 litre bölü dakika, 225 ila 300 litre için 2.64 litre bölü dakika hava üfleyen motorlar seçilmektedir. Bu da yaklaşık olarak yılda sırasıyla 26 kW, 216 kW ve 432 kW olarak faturalarınıza yansır. Bu videodan da anlaşılacağı gibi kullandığımız ekipman, akvaryum büyüklüğü, beslediğimiz balıklar ve bitkiler, akvaryumumuz için gerekli olan enerji miktarını değiştirmektedir. Peki bu elektrik sarfiyatı nasıl hesaplanır? Akvaryumumuzun enerji tüketimini hesaplamak için ekipman başına watt değerini ve toplam çalışma süresini bilmemiz gerekir. Isıtıcının çalışma süresi gerçek çalışma süresinin ölçülmesiyle veya tahmin edilmesiyle gözlemlenebilir. Ortalama bir değer alırsak, daha düşük sıcaklıklar için her saat başı 15 dakika, günde toplam 6 saat veya daha yüksek sıcaklıklar için saatte 30 dakika, toplam 12 saat gibidir. Bu elbette oda sıcaklığınıza bağlı olarak büyük ölçüde değişecektir. Watt ile saatin çarpımı size ekipman başına günlük watt değerini verecektir. 1000 watt 1 kilovata eşittir. 1 kilovatın maliyeti çoğu elektrik faturasında bulunabilir. 1 kilovat maliyeti kilovat başına ile biten tüm oranların iletim, dağıtım ve üretim gibi ücretleri içerir ve toplanmasıyla hesaplanmalıdır. Formülü kullanılan kilovat çarpı 1 kilovatın maliyeti çarpı 30 gün eşittir akvaryumun aylık elektrik maliyetidir. Her bir ekipman parçası için elektriğin tam kullanımı maksimum çıkışa dayalı enerji değil, kullanılan gerçek enerjiyi ölçen bir ampermetre kullanılarak yapılan gerçek okumalarla belirlenebilir. Bu formül tam sonucu vermese de yaklaşık bir maliyet verecektir. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek için şimdi kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da hemen haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.